Hacer Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hoş çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Hacer Hanım, sektörümüzden ve vermiş olduğumuz hizmetlerden bahsedeceğiz. Ama öncelikle ben sizleri tanımak istiyorum. Hacer Hanım kimdir? Sektöre girişi nasıl oldu? Biraz sektöre giriş hikayenizden bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi sektöre girişimiz asıl eşim bu işlerle ilgileniyor. Ben sadece ona destek olmak amaçlı. İki tane şubemiz var zaten. Diğer şube de eşim. Burada ben duruyorum. Müşterilerimize daha iyi hizmet edebilmek için bu şekilde devam ediyoruz. Kaç yılından beri sektörün içerisinde eşiniz? Eşim 20 yıldır bu sektörün içinde. Yani hizmet olarak işte işin fabrika kısmından geldiği için hani bütün Ege Bölge Müdürlüğü yaptı daha önce diğer firmalarda. Birkaç tane iş tecrübemiz oldu ama buna birlikte girdik, birlikte karar verdik. Hani daha iyi olacağına inandık. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Evet, Mert Yapı'yı kurduk. Kaç yılında kurduk bu arada? 2015. 2015 yılında da Mert Yapı kurulmuş oldu. Hayırlı olsun diyelim. 3 yıl olmuş. Peki biraz Mert Yapı'yı tanıtın bizlere. O zaman neler yapıyorsunuz? Ne tür hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi neler yapıyoruz? Ege Pen Bayis, resmi bayisiyiz. Artı inşaata dair aklınıza ne geliyorsa, komple tadilat işleri yapıyoruz. Dış cephe vesaire aklınıza gelebilecek inşaata dair her şeyi yapıyoruz. Evet. Biraz vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedelim o zaman. Mert Yapı olarak neler sunuyorsunuz? Neler sunuyoruz müşterilerimize? PVC doğrama, ısı yalıtımlı doğrama, alüminyumla ısı yalıtımlı doğrama, işte komple tadilat işleri, jelizi cam, otomatik kapı, çelik kapı, başka ferforje yapıyoruz. Evet. Cam balkon, sineklik. Yani aklınıza inşaata dair ne geliyorsa her şeyi yapıyoruz. Tabandan tavana kadar bütün işlemleri yapıyorsunuz. Peki biraz bahsedelim o zaman detaylarından. Ne tür işlemler bunlar? Ne tür malzemeler kullanıyorsunuz? Yapımında nelere dikkat ediyorsunuz? Bizim öncelikli olarak zaten birinci olarak yaptığımız şey müşterinin memnun olması. Neden? Şimdi ben şahsım adına kendi evimde istemediğim şeyi başkasına yapamayız. Bu bizim birinci kuralımız. Kaliteli olmalı. Hani malzeme de kaliteli olmalı, işçilik de kaliteli olmalı. Çünkü müşteri bize göre reklam, hani bir yerlere verilen reklam değil. Nedir bu? Halk, ya ben müşteriyi memnun edebildiysem arkası muhakkak ki gelecek. Hani kötü andırmamak lazım müşteriye kendimizi. Evet. Hani daha düzgün bir işçilik. En önemlisi o zaten. Zaten kaliteli markayla düzgün bir işçiliği birleştirdiğiniz zaman harika bir şey ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Siz de bunlara dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle. İzmir bölgesinde mi yoksa Ege bölgesinin tamamına hakim misiniz? Ege bölgesine de hakimiz. Onunla ilgili bir sıkıntımız da yok. Hatta Anadolu bölgesine gitmişliğimiz dahi var. Oraya çok da güzel. Doğrama taktık büyük bir binaya. Hani istediğimiz, hatta İzmir, Ege bölgesi demeyelim, tüm Türkiye genelinde. Çünkü bizim de kendi memleketimizde hani işimizin hakkını gösterebilmek için gittiğimiz yerler var muhakkak ki. Talep geldiği zaman her yere gidebiliyoruz. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Peki çoğu dekorasyon işi aslında. Evet. Peki tasarlarken nelere dikkat ediyorsunuz, neyden esinleniyorsunuz? Modaya ayak uyduruyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi birinci kural müşterinin ne istediği. Evet. Tabii müşterinin ne istediğiyle bitmiyor olay. Müşteri isterken olabilmesi gereken lazım. Şöyle bir durum var. Eşimin inanılmaz bir bilgi birikimi var. Harika bir bilgi birikimi var. Buradan yararlanıyoruz. Çünkü işin içinden geldiği için, hani hamurdan gelme diyelim biz ona. Hamurdan gelme olduğu için çok fazla hani yapa göre yaşadığımız şeyler var. Biz de ne yapıyoruz? Müşterimiz istiyor. Biz olur veya olmaz. Tasarım, hani çizim aşamasında ben yardımcı oluyorum. Yani çizimi ben yapıyorum. Müşterimizin isteği ve bizim olur dediğimiz şeyler doğrultusunda. Ama tabii müşteri memnuniyeti önde olduğu için hani en önemlisi bizim kuralımız bu. Teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun vakit ayırdığınız için. Başarılarınız daim olsun diyelim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Teşekkürler.